Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, her ay düzenli olarak ayın ahisini seçmeye devam ediyoruz. Ayın ahisini seçerken de dürüst, çalışkan, hile bilmeyen esnafı seçiyoruz dedi. Kırşehir ahilin başkenti. Nasıl Türkiye'nin başkenti Ankara ise ahilin de merkezi Kırşehir olduğunu her zaman konuşmalarımızda belirli verilen bilgilerde hep dile getiriyoruz. Ve bundan 2 yıl önce, 1,5 yıl önce her ay ayın ahisini seçiyorduk. Ve pandemi girdiğinde, geçen yılın 3. ayında pandemi başladı. Onu bir süre bekledik işte. Baktık pandemi biraz daha uzun sürüyor. Bunu yeniden devam etmek zorunda ve böyle hissettik. Çünkü belli ahilikte dükkanlar kapalı, şeyler... insanların morali bozuk, buna benzer şeylerden biz böyle bir sayın belediye başkanımızdan, işte belediye başkanlarımızdan, esnaf odaları yönetiminden, denetiminden karar verdik. Yeniden ayın ahisini seçmeye başladık. İkincisini seçtik. Bu ayda üçüncüsünü seçeceğiz. İşte daha evvelki bakkallar odasından, geçen ayki berberler odasından, bu sefer de kahveciler odasından. Neden dersen, en çok mağdur olan işte pandemi döneminde berberler ve kahveciler mağdur oldu. Onların işte işlerinden vergisi, borcu ödeyen, işte esnafına, aileye sahip çıkan, dürüst, kişilikli, sevecen kişi işte bunu oda başkanından tavsiye ediyor. Şu şu diyor, 3 kişi veriyor. Biz içinden birini seçiyoruz. Ve belediyeye bildiriyoruz, belediyeyle beraber gidiyoruz işte. Hem onu onurlandırıyoruz, hem Kırşehir'e bunun ayın ahisi olduğunu ilan ediyoruz. Görseler yazılı basın karşısında. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri de Sayın Cumhurbaşkanımızın işte 2021 yılını Cumhurbaşkanımızın genelgeyle beraber işte ahil olduğunu ve ahilin de merkezinin Kırşehir olduğunu ve bunun bizim bağlı bulunduğumuz Ticaret Gümrük Bakanlığı'nın işte genel müdürümüzün de Kırşehirli olmasından dolayı buna biraz daha ağırlık verdik. Bu sene işte ahilik hem esnaf bayramı hem ahi bayramı daha görkemli olacağına ve 81 ilin ile İşte ahi sancağı götüreceğiz. Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü 100 tane ahi sancağı yaptı. Bunu işte Kırşehir Valisi, Kırşehir Belediyesi, işte TESK, TESKOM, TOP Genel Başkanlarıyla beraber işte belirli illere gidilip bu sancaklar verilip ahiliyi anlatacağız. Allah izin verirse en kısa zamanda işte 9. ayın 3. haftasına kadar bu 81 ili bitireceğiz yahut da belli bir kısmını bitireceğiz. Bunları tek tek gezeceğiz. Ben şahsım ve teşkilatım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza 2021 yılının ahi ile olmasından ve böyle bir gündeme getirdiği için ve gerçekten duyarlılığından dolayı ben şahsım olaraktan teşekkür ediyorum. Gerçekten ahilik yani anlatılmaz, ahilik yaşanır, ahilik dünyaya bütün Viyana'ya kadar feyizler vermiş. Bunu zaman süreç içinde 55 yıldır, 57 yıldır ahilik kutlanıyor ama son 15 yıldır dolu dolu geçiyor. Yani her gün çıtamızı arttırıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun bilincinde ve 2021 yılının ahil olduğunu ilan etti. Şahsım ve teşkilat olaraktan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu 2021 yılının 9. ayın 3. haftasında ahilin daha üst seviyede olduğunu, daha buraya örneğin komşumuz işte nasıl Konya Mevlana Hazretleri kışın ortasında olmasına rağmen oraya gitmek için işte otellerde yer ayırttırmak bilmem ne hep dolu dolu geçiyor. Ama ahilin başkenti Kırşehir zaman süreç içinde böyle yavan geçmişti. Bunu daha üst seviyeye getirmek için başta Cumhurbaşkanımız ahilin pozisyonunda oturuyorlar kendileri. İşte Ticaret Bakanlığımız, TESK, TESKOM, TOP ve hep beraber ahiliyi ön plana çıkarttılar ve bundan sonra da ahilik daha üst seviyelerde olacak. İşte küllemiz zaman süreç içinde az kaldı. Yani 4
%90'ı bitti, 10'luk bir bölümü kaldı. Orada bittiğinde bir Mevlana Hazretlerinin o çerçeve içinde, bizim de burada aynı çerçeve içinde olacak, daha güzel olacağına ben inanıyorum. Akın akın yerli turist ve yabancı turist geleceğine ben inanıyorum. Çünkü Ahi Evren Veli Hazretlerinin dünyaya feyiz vermiş, yatırı burada, Kırşehir'in merkezinde, göbeğinde. Onu görmek için gelmek isteyen, dua etmek isteyen bir sürü vatandaşımız şimdiden bekliyor diye düşünüyorum yani.